Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir salı akşamı FM TV ekranlarında canlı yayınla inşallah programımızı sizlere sunmak için huzurlarınızdayız. Kıssadan hisseler sunuyoruz. İnşallah dünya tarihinde yaşanmış, sizlere faydası olacağını düşündüğümüz ve inşallah belki 100 yıl, 200 yıl, 500 yıl, 1 asır, yani 1000 sene, hatta dünyanın kuruluşundan itibaren süre gelen bütün olayları, kıssaları sizlere aktarıp hisseler çıkarıyoruz. Günümüze uyarlıyoruz. Günümüzde de aynı olaylardan ders çıkaracak güzel, faydalı bilgiler sunmaya sizlere gayret ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Rabbim bizleri bu düşüncemizde muvaffak eylesin inşallah. Kıssadan hisse programını 4. sene itibariyle sunmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah, şükürler olsun. Şöyle bir tarihimize baktığımızda güzel programlar, konular anlatılmış. Ayetler, hadisler, kıssalar, kıssalardan hisseler anlatılmış. Rabbim inşallah bu programlarımızı daim eylesin, başarılı eylesin inşallah. Rabbim huzurlarınıza en güzel şekilde sizlere ışık tutacak güzel programlar yapabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Kıymetli izleyenlerimiz, aslında inanın samimiyetimle söylüyorum, şu ifadeyi de kullanmadan geçemeyeceğim. Böyle bir konuyla inanın önümde iki sayfa var, şöyle de göstermek isterim. Yani boş yer yok. Samimiyetimle söylüyorum, boş yer yok. Böyle bir konuyla aslında huzurlarınıza çıkmak, İnanın samimiyetimize söylüyoruz. Ya buralardan niye bahsedelim? Bizler bunlara, ya bu ifadeleri, bu konuları anlatmaya niye ihtiyaç duyalım diye gerçekten samimiyetimle söylüyorum. İçimden geçiriyorum ama garip zaman, insanların son derece nefislerine uyduğu bir zaman, efendim hayatlarda son derece nefsani yaşantılar alınan bir zaman, böyle bir zamanda da yani elzem olan bir konuyu da teğet geçemiyoruz veya bunu anlatmayalım canım ne gerek var deyip de böyle bir şeyi gönlümüz buna inanın samimi söylüyoruz razı olmuyor. Onun için illa bunları ayet ve hadisler ışığında ders yapmaya, konu yapmaya, kıssalardan hisseler çıkarmaya ihtiyaç duyuyoruz kardeşlerim. Hocam nedir konu yani? Gereksinim duymayıp da mecbur kaldığınız, aslında gereksinimin olmadığı bir konu olarak gördüğünüzde mecbur kaldığınız konu nedir? Malumunuz arkadaşlar, malumunuz aslında memleket %99, 100 kişiden 99'u Müslüman olarak gösterilen Müslüman bir belde Türkiye'miz. Malumunuz şu 5 gün sonrası için bir olay var. İşte dünyayı maalesef aslında ilgilendiren diyemeyeceğim ama bizleri böyle bir geceden en güzel şekilde zerre kadar yara almadan, zerre kadar imanlarımızı tehlikeye düşürmeden efendim Müslümanları böyle kazasız belasız bir şekilde karaya çıkaracak inşallah bir geceden insanları ne yapmamız gerekiyor? Uyarılar yapmamız gerekiyor. Böyle bir gecenin İslamiyet'le uzaktan yakından alakası olmadığını, Müslümanları hiçbir şekilde hiçbir tarafından ilgilendirmediği bir geceyi inşallah huzurlarınıza sunmuş oluyoruz. Bakın geçenlerde konuyu özellikle dedik ya, işte aslında ne gerek var ama işte bunları gördüğümü nasıl anlatmayalım ya? Nasıl anlatmayalım kardeşler ya? Nasıl anlatmayalım ya? Fatih'ten işte malum İstanbul Fatih'ten kurslarımızın ihtiyaçları için her sene denk geliyorum. Geçen sene de aynısına denk geldim ya. Ama bu sene tecrübeliyim. Geçen seneki tecrübeme bak. Ondan sonra bu seneki tecrübemi anlatacağım. Şimdi hanımla arabayla gidiyoruz. Hanıma diyorum ki baktım ki böyle uzun bir kuyruk. Havada geçen sene. Bu aylar işte yani Ocak biliyorsun 31 Aralık zaten. Havada böyle kar atıştırıyor, soğuk bir hava. Baktım böyle uzun bir kuyruk. Dedim ki ya bak biz neyi niyetimize alıyoruz kardeşlerim. Hanıma diyorum ki hanım yanımda oturuyor. Hanım dedim ya baksana dedim kardeşlerimiz dedim ya işte bu soğuk havada
Biz hani kendi arabamıza giderken işte bu kardeşlerimiz otobüs kuyruğuna girmişler diye böyle içimizden düşünüyoruz. Hiç aklımıza gelmiyor ki nereden işimizin olmadığı, hiç uzaktan yakından şükürler olsun Rabbimize, hayatımıza girmeyen bir konu. Öyle bir şeyi nereden düşüneceğiz? Sonra o Eminönü'nü biliyorsunuz, tramvay vardır orada. Kuyruk böyle gidiyor. Normalde tramvaya böyle gitmesi gerekirken böyle gidiyor. Allah Allah dedim ya, normalde şimdi Eminönü o yeni caminin önünden tramvay vardır. Kuyruk gider böyle, buradan tramvay yoluna gider. Ama kuyruk öyle değil de böyle gidince dikkatimi çekti. İnanın yani özellikle seçilmiş değil veya özellikle böyle araştırma niyetiyle değil. Şöyle bir kafamı çevirdim. Allah Allah ya. Allah Allah. Osmanlı dedelerimizin hemen yaptırmış olduğu caminin dibinde malum bir tane var ya, işte o biletlerin satıldığı, ismini bile söylemeye gerek yok. Biletlerin satıldığı bir yer var ya, bir baktım yani Allah Allah, Allah Allah ya. Şimdi bunları biz görürsek, bunları görüp de nasıl biz bunları konu yapmayacağız? Biz bunları nasıl anlatmayacağız? %100 diyoruz, 99 Müslüman olan efendim bir ülkede biz hala da haram olan, hem de haramın büyüğü olan, böyle bir olaya bulaşmış olan kardeşlerimizi nasıl biz uyarmayacağız? Nasıl böyle bir geceyi sizlere konu yapmadan geçeceğiz kardeşlerim? Hindiler hazırlanmış, malum işte o garip garip hayvanlar, günahsız hayvanlar. Hoş bugün İslamiyet'te hindi kesmek haram mı? Yok, yok. Ama o geceye has kılınan, o geceye de özellikle o gece niyetine yapılan her şey haram. Nereden? Nereden kaynak hocam? Hadis-i şerif okuyayım. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Her kim bir kavme benzerse, bakın her kim derken bunu kim olursa olsun aynıdır ha. Hocam İslam olan, Müslüman olan buna da girer mi? Arkadaşlar her kim derken şu bu diye belirtilmiyor ki. Kim olursa olsun, adı Ahmet, Mehmet olsun, Fatıma, Ayşe olsun fark etmez. Her kim bir kavme benzerse o onlardandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Dükkanlar süslenmiş, ağaçlar getirilmiş. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Bakın, geçen mescitte derste sohbet yerlerimizde de bu ifadeyi kullandık. Bakın, kardeşlerim lütfen de orada şey olarak da yazmanızı rica ediyorum içerideki arkadaşlar. Şu İslam dinine var ya arkadaşlar, vurgulu bir ifade. Şu İslam dinine var ya. Evet, Yahudi, Hristiyan zarar veriyor. Yahudi ve Hristiyanın işi o. Zarar veriyor mu? Veriyor. Veya diğer din düşmanları bu İslam dinine, İslam'a zarar vermiş mi? Gerek günümüzde, gerek bundan önceki asırlarda İslam'a zarar veriyorlar mı? Veriyorlar. Verdiler mi? Verdiler. Ama altını çizerek söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Bu İslam dinine, yani İslam'a en büyük zararı, en büyük zararı yine kim veriyor biliyor musunuz? Müslüman veriyor. Bakın bir daha söylüyorum. Evet, Yahudiler, Hristiyanlar, ateşperestler, putperestler zamanında İslam'la uğraştılar, zarar vermeye çalıştılar mı? Kısmi olarak da vermeye çalıştılar. Ha, muvaffak olma, yok. Muvaffak olma. Hiçbir dönemde olamaz, olmayacak. Olmadı, olamayacaktı zaten. Çünkü Allah'ın bu dini tamamlayacağına dair sözü var. Ama kısmi zararlar verdiler mi? Verdiler. Ama en büyük zararı kim veriyor? Müslüman veriyor ya. Niye hocam? Niye hocam? Bakın niye hocam? Şimdi bu sene aynı yerden, ya inanın özellikle seçmiyoruz ya, özellikle bu işi oraya girip de araştırmak için vallahi gidilmiyor ya. Haftalık 15 günlük işte kursların ihtiyaçları için, kız kurslarının, erkek kurslarının ihtiyaçları için daha çok Fatih'ten alınıyor bu tür şeyler. O Fatih'ten
çıkarken de genelde de sahil yoludur. İstanbul'un trafiğini az çok biliyorsunuz yani. Sahil trafiği daha tenha olduğu için o tarafı, o Eminönü tarafını oradan işte Zeytinburnu, Bakırköy, Sefaköy tarafına geçiyoruz. O taraflar daha müsait olduğu için orayı kullanıyoruz. Bu sene aynı şekilde kuyruğun sonunu göremiyorsun ya. Ve çok üzüldüğümüz, çok böyle içimizin yandığı bir ifadeyi daha söyleyeyim. Ya kuyruğa bir bakıyorsunuz. Yaşı 50, 60. Hem de ya teyze bile diyeceğimiz teyze ya. 60 yaşında bir insana artık abla bile diyeyim. Teyze ya, teyze ya. 60 yaşında. Ve daha da acısı. Diyoruz da boşuna demiyoruz. Geçenlerde bir video geldi. Çoğumuza gitmiştir. Bir genç tam o bir piyangonun önünde efendim röportaj yapıyor. İnanın o çocuğun, Allah ondan razı olsun, İsmini söylemeyeceğim ama bizatihi mesaj attım o kardeşime. Bir programcı, televizyonda program yapan bir kardeşiniz olarak beni çok çok tesirlendirdi. O kuyruğa bir bakıyorsunuz. 60 yaşında, 70 yaşında, bir de tesettürlü teyzem ya. Ya tesettürlü teyzem ya. Kapalı teyzem ya. Ya be teyzecim benim be. O kisvene orası sana yakışıyor mu ya? 60 yaşından sonra dünyana seni olsan ahiretini kaybedeceksin ya. Yapma Allah rızası için ya. Hocam ne olur ki? Yani bu kadar çift bir şeyden ne olur o kuyrukta olmanın? Ya ne alakası var? Yani ne olur yani diyebilirsiniz. Evet, onun oyunu, onu özellikle misaline çalıştım. Bakalım ne oluyor? Bir kereden bir şey olmaz. Bir kere ya bilet alacağım ya bir şansımı deneyeceğim canım. Ne olur yani? Yapmayın Allah rızası için ya. Biraz kinayeli konuşuyorum, dikkat ediyor musunuz ya? Kapalı kapalı teyzem. Ya seni o kuyrukta gören Eminönü tarafı biliyorsunuz İstanbul'un, hatta Türkiye'nin en, yani İstanbul'un merkezi olarak zaten bilinir o, özellikle Eminönü. Dünyanın her çeşit insanını toplandığı bir yer. Çünkü bugün İstanbul'da nereye gezilir dediğiniz zaman Eminönü herkes bilinir yani. O Eminönü civarında her çeşit Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden gelen insanların o yeni camileri, oradaki işte kapalı çarşılarını, mısır çarşılarını gezip oralarda illa bulundukları bir şöyle bir alandır orası. Peki soruyorum sana, o kisvenle seni orada gören, illa dışarıdan olmasına gerek yok ya. Adı işte yine kimliğinde İslam görünüp de İslam'a karşı rahatsızlığı olan, kalbinde nifak bulunan insanlara sen o kisvenle, o kuyruklara girerek ne gösteriyorsun? Nasıl örnek oluyorsun? Tesettürünle. Yakışıyor mu teyzeciğim ya? Yakışıyor mu bacım ya? Yapma Allah rızası için ya. Ya bu işin daha kul tarafı kul. Allah'a karşı ne duruma düşünüyorsun ya? Bizi her şeyimizi en güzel şekilde nimetleriyle bizi donatan Rabbimize karşı ne duruma düşüyorsun? Rabbimiz sormaz mı yarınızı? Kulum senin o kuyruklarda ne işin vardı? He? Ne işin vardı? Talih kuşu işte çıkacak. Talih kuşu mu? Talih kuşu mu? Allah rızası için lütfen ve keremen merak etmenizi özellikle istirham ediyorum. Şu ifadenin neticesinde söylüyorum. Özellikle istirham ediyorum. Merak etmenizi. Nedir o? O kendisine piyango çıkıp da sonradan hayatları nasıl olanları araştırın. Hocam nereden araştıracağız? Bu Google Hoca var ya, biz Google Hoca diyoruz ona. Her şeyi bilen var. Her şeyi bilen demeyelim. Biliyor derken kaynaklarını güzel araştırarak. Ona bir yazın. Kendisine piyango çıkanların akıbeti diye. Piyango çıkanların akıbeti diye yazın. Bakalım ne çıkan önünüze. Kaynaklarıyla diyorum ama. Hikaye yok orada yani. İsmini yazmış, memleketini yazmış. Şu kadar kazanmış, sonra şöyle olmuş, şöyle olmuş. Bir tane arasından şöyle gösteremezsiniz. Ama bir sene, iki sene sonrası için değil. Hayatının sonuna kadar olan bölümünü araştırın bakın. Eskisinden daha kötü, eskisinden daha sıkıntılı, eskisinden daha son derece rezil bir hale düştüklerini göreceksiniz.
Evet, şu ifadeyi yazın arkadaşlar. Niye hocam? Niye biliyor musunuz? Bakın ne tesirli bir ifade ya. Evet, haram da huzur ararsan huzur sana haram olur. Müthiş bir ifade ya. Şu ifadeyi dinleyip de, şu ifadeyi bizden duyup da hala da haramda huzur arayan. Haramda huzur ararsan huzur sana haram olur kardeşim. Kumar bugün büyük haramlardan değil miydi? Allah'ın son derece, bakın bugün evimizde bile evladımız, çocuğumuz veya iş yerindeki bir patronalı işçiniz bir hata yapar ama çok büyük bir hata değildir. Ya dersin ki bu ne yapalım, işte idare edelim. Küçük bir hata, idare edelim. Ama öyle bir hata yapar, öyle bir yanlış yapar, öyle bir yani zarar verir ki sarsılırsın böyle, sarsılırsın. Onu küçük göremiyorsun çünkü. Aynısıdır. Günahların bile, evet günahın küçüğü büyüğü yine olmaz. Günah günahtır ama bir büyük günah var. Bir de biraz yani affı, temizliği biraz daha kolay olan. Kumar da bunlardan bir tanesidir. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. 60 milyon basılmış ya kardeşlerim ya. Nedir bu ya? Ya bu nedir ya? Kumar değil miydi ya bu? Hayatımızda kumarın ne işi vardı? Ben Müslüman değil miydim ya? Müslüman bir tarafta efendim namaz kılacak, ibadet yapacak, her türlü Mevla karşı vazifelerine dikkat edecek. Bir 31 Aralık'ta takılacak. Yapmayın Allah rızası için ya. Bakın çok önemli bir ifade kullanıyorum. Çok önemli bir ifade kullanıyorum ve misalini de vereceğim. 60 senelik amelini boşa çıkarırsın. 50 senelik, 40 senelik, 30 senelik ibadetlerini bir anda çöpe atarsın. Efendi Hazretlerimiz buna şöyle bir misal veriyor. Misale bakar mısınız? Ne kadar buraya uyuyor ya. Diyor ki bir kişi diyor, çok özür diliyorum, ineği sağarken o bakraç, kova, bakraç hangisini alıyorsanız onu böyle sağıyor. Bugün inek sağmaya bilmiyorum ben, çok sorarım genelde ama en az yarım saat. En azı köyde yaşayanlar daha iyi bilirler. Bir de alışık olacak işte sahibine. Yarım saat sağıyor, belki daha da fazla. Sonra bayağı bir bakracı dolduruyor. İşte o sağan kişi. Ondan sonra o inek geliyor, bir tekme vuruyor. O bembeyaz, taze, sağılmış sütü bakracı deviriyor. Yani onca emeğin boşa gider. Aynısıdır. Senelerce belki efendim yapmış olduğun amellerini, senelerce Mevla'ya karşı olan yapmış olduğun vazifelerini boşa çıkarırsın. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Sonra arkadaşlar bu haftanın konusu, iki tane konu var. Din düşmanlarını, Allah düşmanlarını dost edinmemek, bir de 31 Aralık tehlikesinden son derece Müslümanlar olarak uzak durmak. Biraz ikisi bir araya birleştiği için çok konu gider buradan ama yapacak bir şey yok. Özet olarak size bunu anlatmaya gayret edeceğim inşallah. Şimdi arkadaşlar, bakın, bir Müslümanın, İslam ölçüsünde diyorum, bir Müslümanın düşmanına, kendine değil ha, sadece burada anlaşılmıyor ya. Ya bunlar Allah'ın da düşmanı, peygamberin de düşmanı, kitabın da düşmanı, Müslümanların, inananların da düşmanı ya. Burayı niye anlamıyorsun kardeşim benim ya? Ya senin benim düşmanım değil, bunlar Allah da düşmanı ya. Allah düşmanı bunlar ya. Yahudiler Allah'ın eli sıkı dediler, sıkı ya, ayet ya. Estağfirullah. Ve kâletil yehûdu yedullâhi ma'lûle. Allah'ın eli bağlı, sıkı dedi Yahudiler. Allah'a diyorlar, Allah'a, şu kullandıkları ifade bak ya. Numara vereyim ya, Maide suresi 64. ayet ya. Sonra Allah'ın kızı var diyen, melekler Allah'ın kızı diyen, Meryem valide için Allah'ın hanımı diyen, böyle bir topluluğa biz nasıl benzemeye çalışırız ya? Nasıl biz onların yaptığını yaparız ya? Hocam, ya çok da böyle abartmayın ya. Yani biraz böyle abartıyorsunuz ya. Zaten sizin bu, biliyorum ben bu, sizin gibi cübbeli şalvarlı hocalar çok böyle işi böyle duvara yokuşa, Karadeniz misali, çok yokuşa sürer, duvardan yukarı sürer.
kadar da şey yapmayın ya. Bir gece yani bir iki çerez yapacağız. İki de bir kanal değiştireceğiz. Orada yani bir geceyi de geçireceğiz ya. Mı? O zaman cevap veriyorum. Adem Aleyhisselam kimdir? Atamız, ilk insan ve en önemlisi ilk peygamber ve peygamberdi. Bakın peygamberdi. Peygamberdi diyorum, dikkat et. Evet, ilk insandı. İlk atamızdı. Yani oradan da alırsınız ama şu özelliğini özellikle öne çıkarmak istiyorum. Peygamberdi. Hocam ne anlayacağız buradan? Mevla-i Teala cennet eylediler biliyorsun. Dedi ki cennetteki her şeyden yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Ama dedi şu var ya, şu meyve, ondan yemeyeceksiniz, size yasak ettim onu. Hocam şimdi niye ya Allah'a şimdi biz onu soramayız arkadaşlar. Bugünkü bize helal kılınanlarla haram kılınanlar da aynısıdır. Yani bize haram kılındı da niye Rabbimize, bu niye bize haram kılındı deme hakkımız, ki onu da araştırın. İlla insanın bir zararına bir şey var da Allah onu yasak ediyor. Yoksa Allah'ın bize bir şey yasak etmeye ne ihtiyacı var? Peygamber olduğu halde. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'la Havva'ya dedi ki Mevlamız şu meyveden yemeyeceksiniz. Şeytan geldi gitti ve Allah'ın üstüne de yemin ederek, yemin etti ha, o güne kadar da öyle yemin hiç duymamışlar, kandırdı onları. Kandırdı ya. Yoksa kendilerinden hemen yemediler. Hatta Adem babamız yemeyecekti de şöyle bir yemin yaptı. Eğer dedi, Allah'a yemin olsun ki eğer dedi bu meyveden yerseniz cennetten hiç çıkmayacaksınız. Cenneti de çok sevmişlerdi. Çıkmak da istemiyorlardı. Havva annemiz biraz Adem Aleyhisselam'ı ikna etti arkadaşlar. He, şimdi şurası için söylediğim. Hani ya hocam o kadar da yani zorlaştırmayın ya. Bu kadar da gerek yok. Hani işte bu işi bu kadar da hani abartmanıza gerek yok yani diyenlere cevap veriyorum. Bakın özellikle çalıştığım bir misal bu. Evet. Ne yaptılar? Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz gitti. Allah'ın üzerine basa basa ondan yemeyeceksiniz. O sizin için yasaklanmıştır dediği meyveden yediler. Ve arkadaşlar unutmayın. Bunu bir kere yaptılar ha. Yani haram olan bir şeyi bir kere yaptılar. Burası da çok acayip bir yer. Bize haram kılınan öyle şeyler var ki biz onu ne bir kere, ne yüz kere, ne bin kere. Ya. Orada anlaşılmıyor arkadaşlar. Ama onların hepsinin cezası var biliyor musunuz? Yapmayalım arkadaşlar ya. Yapılan her sevabın karşılığı var. Allah'ın haram kıldığı, yapılmamasını emrettiği her günahında zerresi de olsa aynıdır, küresi de olsa aynıdır, karşılığı var. Şimdi şuraya dikkat çekmek istiyorum size. Dikkatinizi buraya çekmek istiyorum. Bakın, evet, o yasak meyveden yediler. Rabbimiz o yasak meyveden yemelerinin neticesinde şöyle demedi ha. Ya şeytan onları kandırdı. Zaten de peygamberim peygamberdi ya. Peygamberimdir. Bir kere de yaptılar. Yani bir kerecik yaptılar demedi ya. Ne yaptı biliyor musunuz? Hepinizin bildiği yerdir. Hepimizin bildiği kısadır. Ne oldu? Cennetten çıkardı Mevlam onları. Ya. Cennetten çıkardı ya. Peygamber oldu halde, anlıyor musun ya burayı kardeşim benim? Bir kereden bir şey olmaz diyen kardeşlerim. Bundan ne olur, bu kadarcıktan ne olur diyen kardeşlerim. Sen peygamber de değilsin. Belki amellerini zor yapmakta, yani zorlanarak yapabilen bir kardeşimsin. Peygamber olduğu halde Allah'ın kimseye bu konuda neyi yok? Yani tabiri caizse teşbihat olmaz. Eyvallah yok ya. Ben size bundan yemeyin dediğim halde yediniz, cezanız cennetten dünyaya indirin. Yani cennetten çıkarıldılar. 200 sene bir araya gelemediler ya. 200 sene. Deniliyor ki işte Sri Lanka'nın bir adasına birisi, Ciddiye'de birisi. 200 sene. Ruhul Beyan tefsirini gördüm arkadaşlar. Adem Aleyhisselam'ın ağlamaktan şu yanağı yarılmış arkadaşlar. Gözyaşlarından. Şunun için söyledim bu misali. Kıssanın hissesi şurası.
Sen de dersin böyle. Nasıl? Nasıl? Ya bir kereden bir şey olmaz. E bu kadarcıktan bir şey olmaz. Bir de ya 2 gün önce, 3 gün önce başıma gelene bak ya. Mescidim var. Cuma namazı kılıyorum. Geçtiğimiz cumadan bahsediyorum işte. 3 en fazla 4 gün olsun ya. Geçtiğimiz cumadan önce bir abimizle sohbet ediyoruz. İşte bu konu açıldı. Diyor ki abimiz, çok çok tesirlendim ya. Ya biz bunları gördük mü, biz bu konuyu nasıl geçelim biz ya? Hocam diyor, bacanağım diyor, gitmiş o biletten almış diyor. Diyorum ki ona, ya bacanak sen niye diyor yani bunu aldın? Niye bunu aldın? Cevabı bir dinler misiniz? Onun yeri ayrı, bunun yeri ayrı. O başka, bu başka. Ya bu ne demek ya? Sevgili izleyen, bu ne demek ya bu? Onun yeri ayrı, bunun günahın, ya haram kaç tane haram var ya? Haram bir tane değil mi? Yani haram 10 tane, 1000 tane mi ki? Ya haram bir tane haram var, bir tane de helal var ya. Helal olanlar bellidir, haram olanlar bellidir ya. Allah rızası için yapmayalım ya. Ve bu insan namaz ehli bir insan. Hatta bir şey var, onu söylemek istemiyorum. Oraları böyle, Allah gidişatımızı gerçekten muhafaza eylesin ya. Biz nereye gidiyoruz arkadaşlar ya? Sonra arkadaşlar, anlaşılmayan, özellikle konunun başlığı onu seçtim. Yahudi ve Hristiyanlara benzememek olarak seçtim. Bakın, 31 Aralık'ı en çok kimler kutluyor? Hristiyanlar. Kim? Hristiyanlar. Peki ne yapıyorlar o gecede? Beraber bakalım. Sabahlara kadar içiyorlar. Öyle mi? Kumar oynuyorlar. Sabahlara kadar. Kumarı öndedir biliyorsunuz 31 Aralık'ın. Önde, öne çıkan şeylerdendir. Allah'ım muhafaza eylesin. Evet. Fuhuş ediyorlar. Fuhuş yapıyorlar. Yani insanın aklına gelebilecek büyük günah olarak, büyük günah olarak bildiğimiz her şeyi bu gece özellikle sığdırıyorlar yani. Öyle diyorum ben yani. İçki içmek büyük günah değil mi kardeşim ya? Kumar oynamak, zina yapmak büyük günahlardan değil mi ya? Özellikle bu gecede hepsi var. Peki soruyorum. Soruyorum, tehlike anlaşılmıyor ya. Anlaşılmıyor ya. Anlaşılmıyor kardeşim ya. Böyle bir geceyi niyetini alarak kutlayan Hristiyanlara zerre kadar Müslüman da aynı niyeti kalbiyle anarak yapsa bu insanın durumunu düşünür müsünüz? Ne dedik biraz önce hadiste? Her kim bir kavme benzerse dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o onlardandır ya. O onlardandır diyorum, anlıyor musun kardeşim benim? Hristiyanlar bu geceyi daha çok kutluyor. Diğer Yahudiler kutlamaz demiyorum ama özellikle kim kutluyor? Hristiyanlar. Peki sen böyle bir şey yaparak niye kime benzemiş oluyorsun? Anlıyor musun ya burayı? Bir de özellikle çerçeveler yapacak çok önemli bir şey daha söylüyorum. Bakın kardeşlerim, bir insan içki ise Allah'ım uzak eylesin. İçkinin haram olduğunu kabul etse bu insanın durumu nedir? İçki içinden dolayı ne olur? Günahkar olur. İçki içen günahkar olur. Kumar oynasa, kumarın haram olduğunu bilerek yine oynasa, oynanırsın demiyorum ha. Ama orada bir incelik var. Haram olduğunu kabul ediyor, günah olduğunu kabul ediyor ve oynuyor. Ne olur bu insan? Günahkar olur. Zina da aynısıdır ve bunun gibi günahları işleyen insan haramiyetini kabul ederek yapsa bu insana biz günahkar deriz. Ama adam bilet alıyor ve abimiz ona diyor ki, ne yapıyorsun ya diyor. O başka, o başka. Ya bu insanın nereye düştüğünü anlıyor muyuz ya biz? Daha açık mı söyleyeyim bilmiyorum ki ya. Biraz daha açık mı konuşalım ya? İnsanları kafir yapmanın da vallahi derdinde değiliz. Bu programları biz bir kardeşimizi daha kurtaralım diye uğraşıyoruz ama kardeşim benim ya, anlaşılmıyor ki ya. Bu zamanda bu gecenin ne alakası var diyen adamın durumu ne oluyor söyleyin. Siz söyleyin ya. Bakın yine bu gecede yanlışa düşse yine günahkar olur. Ama ne alakası var, ne haramı ya, ne niye ki deyip de bu şekilde
bu şekilde inkar yoluna gitse bu adam dinden çıkar ya. Rabbim şu tehlikeleri gerçekten anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin ya. Rabbim gerçekten bizleri muhafaza eylesin. Sonra biz bu adamlara niye benzeyeceğiz ya? Biz Yahudi o Hristiyanlarla uzaktan yakından ne işimiz olur? Ya bunlar zerre kadar bizi sevmez. Bizden razı olmaz. Ayet okuyayım size ya. Bize karşı son derece düşmandırlar. Hocam nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Ha o zaman bir ayet okuyayım sana. Estaizu billah. Neresiymiş? Maide suresi 82. ayet. Çok ayet var da şu özellikle dikkatimi çekiyor benim. Estaizu billah. Letecidenne eşedden nasi adaveten lillezine amenul yehude vellezine eşraku. İnsanlar içerisinde leteciden bulacaksın. Bak kelime kelime mana veriyorum. Leteciden bulacaksın. Eşedden nasi insanlar içerisinde en şedid. Ne olarak en şedid? Adaveten, düşmanlık cihetinden insanlar içerisinde en şedid, en şiddetli, en kuvvetli bulacaksın. Kimi? Kimi? Ya Allah buyuruyor. Maide 82. ayetin tefsirini yapıyoruz ya. Lillezine amenu, o iman edenlere karşı insanlar içerisinde en şedid, düşmanlık olarak, düşman olarak en şiddetli bulacaksın. Kimi? El Yahude vellezine eşraku. Yahudi ve müşrikleri bulacaksın. Şimdi sen gel böyle insanlara karşı kalbi olarak bu adamlara efendim sevgi besle, onların tertiplediği bir geceye katkı yap ve onlar gibi olmaya çalış. Yapmayalım ya. Yapmayalım ya. Bakın bizden asla razı olmaz bunlar. Yine ayet bu. Bakara 120. Ayet numaralarını özellikle veriyorum ki merak edip bakarsınız diye. Ve bu gecelerde genelde de bu ayeti okuyoruz biz. Bütün hoca efendiler de okur. Estaizu billah. وَلَنْ تَرَضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَنْ تَرَضَى asla sizden razı olmayacaklar. Razı olmayacaklar değil ha. Asla. Kesinlikle mümkünatı yok. Şimdi çıkıyor kardeşim birileri, Allah'ım akıl fikir versin ya, birileri o Yahudiler ve Hristiyanlar bizim dostumuz. Ya Allah dostunuz değil diyor. Onlar sizden razı olmaz diyor. Ve çıkıyor birileri onlar bizim dostumuz diyor. Yapmayın ya. Ya yapmayın ya. Allah'ın ifadesinin üstünde böyle bir ifade kullanılmaz ya. Nasıl dostumuz ya? Ya nasıl dostumuz? Onlar sizden razı olmaz diyor. Kimdir onlar? Yahudi ve Nesara, Nasraniler yani Hristiyanlar sizden asla razı olmazlar. He, hiç mi ihtimali yok hocam? Hiç mi bizden razı olurlar? Nasıl hocam? Hatta tettebi'a milletum. Onların milletine uyarsanız, onlara tabi olursanız, onlar, ah be, ya biraz ağır kaçıyor ama ne yapalım kardeşlerim ya. Onlar gibi Hristiyan, onlar gibi Yahudi, haşa, onlar gibi Allah düşmanı olursanız o zaman sizden onlar razı olur. Olabilir miyiz? Müslümanlar olarak, inananlar olarak. Bilmiyorum. Yani size bırakıyorum. Nasıl olacağız ya? Nasıl oluruz ya? Olamayız. Onlar sizi sevmez diyor Rabbimiz. Onlar sizi sevmiyor diyor. Ya bir ayet var ondan sonra iki tane kıssam var onları anlatacağım ya. Bir ayet var önümde. Bir ayet var önümde. Anlatacak. Ondan sonra Mevlamız diyecek orayı biraz bekleteyim. Neresi hocam? Neresi? Onun da Ali İmran 118 119. ayetleri okuyorum. Es-saidu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey benim iman etmiş kullarım. La tettehizu bidaneten min dunikum la ye'lunekum khabala. Evet. La tettehizu edinmeyin bidaneden sırdaş ve dostları edinmeyin. Evet o Yahudi ve
Hristiyan. Sizden olmayan şu demek arkadaşlar. Bakın. Min dunikum, sizden olmayan demek. Yani sizden olmayan ne demek? Müslüman olmayan, mümin olmayan, Allah'a bir Müslüman gibi, bir mümin gibi inanan, olmayan, yani bunların dışında kalan kim olursa olsun. Yahudi de buna girer, Hristiyan'a girer, ateşperest'e girer, putperest'e girer. Kim olursa olsun Allah'ın dışında, Rabbimizin bizden istemiş olduğu imanın dışında kim olursa olsun buna girer. Min dunikum mu demek? Sizden olmayanları kendinize sırdaşlar edinmeyin. La ye'lûnekum habala. Onlar size zarar vermekte kusur etmezler diyor Rabbimiz. Yani sizin hep zararınızı düşünürler. Devam ediyor. Veddû mâ anittûm. Onlar hep sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Kad bedetil bağvâ'u min efvâhîm. Onların var ya diyor Rabbimiz, ağzından çıkanlar hiçbir şey değil. Söz olarak size karşı olan düşmanlıkları, onlar hiçbir şey değil. Ve ma tuhfi suduruhum ekber. Onların asıl size olan kini, asıl size olan düşmanlıkları sudur, yani kalplerinde, gönüllerinde. Siz onların size karşı olan yani düşmanlıklarını bir bilseydiniz diyor Rabbimiz. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Bak Mevla diyor ki sonra قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. Kullarım bak, bunu size beyan ediyorum, anlatıyorum. Bu onları da ben yaratmadım mı diyor Rabbimiz ya. Onları da ben yarattım. Müslüman kullarım. يَا يُوَلَذِينَ آمَنُوا de. Ey iman eden kullarım. Bak bunların size karşı düşünceleri bu. Bunlardan dost olmaz demektir bu. Bunlar size zarar vermekte. Bunlar sizin hep kötülüğünüzü düşünür. Zarar vermekte kusur etmezler. Yani hep işini, işleri, güçleri sizin zararınız. Sizin sevinmenizi istemezler. Anlattı. Şimdi ifadeye bakar mısınız? Bakın bu konu geldiği zaman her zaman şurada özellikle vurgu yaparak söylüyorum. Yukarıdan beri ya yüellezine diye başladı. Onlar sizin zararınızı düşünür. Onların efendim kalplerinde olan düşmanlıkları çok daha büyüktür. Hep sizin hepsinin sıkıntıya düşmenizi ister diye bu kadar anlattı bize, anlattı. Tavsiyelerde bulundu. Yapmayın kullarım, bak bunları iyi tanın diye Mevla bunları bize bildirdi. Çünkü ne dedi yukarıda? Kad beyyenna lekumul ayati. Bak ayet, yani bunları size anlatıyorum. İn kuntum taqilun. Akledin ya, anlayın artık da bunları, yani bir çözün artık yani diyecek Mevla. Ondan sonra Rabbimiz diyor ki ha entüm ulai tuhibbunehum, ama siz bu kadar anlattığım halde ha entüm ulai tuhibbunehum, siz onları seviyorsunuz diyor. Ben söylemiyorum ki. Siz benim de düşmanım olan o Yahudi ve Hristiyanları seviyorsunuz diyor Allah. Daha da acısını söyleyeyim mi? Ayette söylüyoruz. Ama vela yuhibbunekum, onlar sizi sevmiyor. Arkadaşlar ayet numarası verdiğim Ali İmran suresi 118-119. ayetler. Açın bakın. Lütfen açın bakın. Rica ederek söylüyorum. Merak edin, açın bakın. Allah'ımız buyuruyor ya. Siz bu kadar sizi uyardığım halde, bu kadar anlattığım halde yine de siz onları seviyorsunuz. Hocam ben onları seviyorum demiyorum ki. Ya demek dediği ki bu arkadaşlar ya. Hayatını bir inceler misin? Hayatına bir bakar mısın? Hiç Müslümanlıkta olacak şeyler mi var hayatında? Yoksa uzaktan yakından İslam'la, dinle alakası olmayan şeyleri mi o Yahudi ve Hristiyanların, din düşmanlarının yaptığı şeyleri mi yapıyorsun? Onları mı hayatında uyguluyorsun? Ona bakacaksın. Rabbim en güzel şekilde anlatılanlardan ders çıkarabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bakın kıymetli izleyenlerimiz. Müslüman, Müslümanca yaşayacak. Müslüman,
Allah'ın emirleri üzerinde oynamayacak. Ne demek ya? O ayrı, bu ayrı ne demek ya? O zaman başka, bu zaman başka. O başka, bu başka. Sen Allah'ın haram dediği bir şey üzerinde ikinci bir ifade kullanamazsın kardeşim benim. Canım kardeşim, imanını tehlikeye sokarsın. İman dairesinden çıkarsın. Allah'a haşa kafa tutamazsın. Allah bu böyle diyorsa bu öyledir. Onun üzerine ikinci bir ifade olmaz. Onun üzerinde tevil yorum olmaz. Tevil mi yaparsın? Kendini nereye soktuğunu biraz incelemeni özellikle rica ediyor. Allah'ın haram dediği şey nasıl ya, o başka bu başka? Haramın üzerinde başka başka şeyler olur mu? Haram haramdır da. Daha bunun üzerinde ifade olur mu ya? Ya öyle bir garip zamandayız sevgili izleyenler. Öyle bir garip zamandayız ki ya. Çorba olmuşuz ya. Müslümanlar. Bakıyorsun adam. Çorba bir hayat yaşıyor ya. Yapmayın Allah rızası için. Rabbimizi üzmeyelim ya. Yine biz üzülürüz ha. Rabbimiz üzmekte. Rabbimize hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şey olmaz Rabbimize. Yine bize olur. Her yaptığımızın cezasını çekeriz. Hem dünyada hem ahirette. Karganın bir tanesi biraz... Sonra bana diyorlar ki Selim Hoca hiç kıssadan lisede kısa anlatmıyorsun. Eskiden daha çok kısa ağırlıklı anlatıyordum. Sonra biraz gönlüme şöyle bir şey geldi. Ya çok da böyle kıssalarla, tamam kısayı anlatalım ama daha çok gerçekçi olması açısından hisse daha önemli diye gönlüme geldi. Son zamanlarda, son özellikle belki 30-40 programda daha da fazla olabilir. Daha çok güncele alarak, günümüze alarak ne yapmaya çalışıyoruz? Yani hisse bölümüne daha çok ağırlık vermeye gayret ediyoruz. Böylesi daha tesirli oluyor diye düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyorsunuzdur inşallah. Karganın bir tanesi bir tane kilisenin hacına devamlı pisliyormuş. Papaz da bunu yani görmüş. Demiş ki şöyle bir oyun yapayım ona. Dikkat et. Ya ben bunu anlatırken aslında orada başka bir şeye yani başka bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Bir işin neyse olacak, işte kıssası olacak. Gitmiş o hacı anlıyorsunuz değil mi yani, kilise hacı var ya. Onun yanına şöyle bir bardak şarap koymuş. Veya şöyle bir şarap koymuş. Şimdi bir zaman sonra aynı karga geliyor, yine haca pisliyor. Allah Allah, şarabı da içiyor. Aynı bir zamanı Müslümanı. İçki içerim, namaza giderim. Kumar oynarım, namazımı kılarım. Zina haşa ya haşa, hepsi de büyük günah ya. Zina ederim, ibadetlerim yaparım. Onun yeri ayrı, onun yeri ayrı. Ya böyle bir din mi var ya? Nereden çıkıyor bunlar ya? Onun yeri ayrı, onun yeri ayrı ne demek ya? Piyangoyu cebime alırım, namazımı da kılarım. Sen Allah'ını... Yani Rabbini üzdükten sonra, Rabbinin haram dediği bir şey yaptıktan sonra dünyalar senin olsa ne olur ya? Sonra bu papaz o kargayı yakalıyor. Diyor ona ki, ya diyor, Hristiyan olsan haça pislemezsin. Öyle değil mi? Haça pisliyor yani. Müslüman olsan bu şaraptan içmesin. Sen nesin diyor ya? Sen nesin diyor. Müslüman olsan şaraptan içmemen lazım. Hristiyan olsan haca pislememen lazım. Sen nasıl bir şeysin yani? Aynı. Çok acama. Aynı bu zamanın Müslümanları. Müslüman dediğim biraz İslam'ın kurallarına güzel uyması. Arkadaşlar nefis taşıyoruz. Amenna. Hatasız kul değil ha, yanlış anlamayın yani. Hepimizin kendine göre eksikleri vardır. Hepimizin kendine göre yanlışları, hataları vardır. Bir şey demiyorum. Ahir zaman, zor zamandayız. Amenna. Ama ya şurasına vurgu yapıyoruz. Onun yeri ayrı, bunun yeri ayrı. Ne demek ya? Sen İslam'ın temel taşlarıyla oynarsın ya. Böyle bir şey olamaz. Onunla bunun ne alakası var? Nasıl ya? Nasıl ya? Sen Allah'ın huzuruna dururken, Rabbim sensin derken, aynı Rabbimizin, aynı yöneldiğin Rabbinin haram dediği bir şeyi nasıl yaparsın ya? Yapmayın Allah rızası için ya. Rabbim hakkıyla anlamayı nasip eylesin. Bu Yahudi ve Hristiyanlar, Müslümanlar hakkında hep kötülük düşünürler. Bizim iyiliğimizi düşünmezler. Bizim üzüntüde olmamızı isterler. Ya Yavuz Sultan dedemiz ya, ne dehşet verici bir kıssası var ya. Bakın özellikle anlatacağım diye şurada notum var. Birçok şey var da yine zamanımız doldu işte. Hafız Selim Hoca'nın kıssadan esesi yetmiyor yani. Allah selamet versin bize yani.
Yavuz Sultan Selim Hazretleri'nin dedemin, dedem de bizim ismimizi, benim abi bir tane ikizim var biliyorsun, yarım saat büyüğümdür ondan. O genelde o yarım saat büyüğüm, ulan yine girdik o konuya, hadi bakalım Allah kabul etsin. Normalde ben büyüğümdür de yarım saat büyük olduğum Yavuz Selim, o Yavuz Selim, ben Selim. İşte dedemize o ismi vermiş. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin bir Hristiyan hizmetçisi varmış. 8 sene yanında kalmış. Bir gün dedeye bak ya, ne tesirli bir misal bırakıyor bize. Allah ondan razı olsun ya. Bir gün bu Hristiyan hizmetçisini çağırıyor. Buyur hünkârım diyor. Ya diyor ki, benim peygamberim, ya nereden yakalanmış ya? Nereden yakalanmış ya? Benim peygamberim der ki, Yahudi ve Hristiyanlar hep, hadislerde de çünkü onlar hakkında çok ifadeler var, ayetlerin, ayetlerden alıp da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu Yahudi ve Hristiyanlar hakkında, çok az mı çekti Yahudilerden yani? Benim peygamberim diyor ki, bu Yahudi ve Hristiyanlar Müslümanların hep kötülüğünü ister. İçten içte onların böyle yani kötülüğüne uğraşır. Der, benim canım peygamberime karşı imanım zerre kadar oynamaz. Ama diyor, dikkat edin ya. Ama diyor, 8 senedir yanımdasın. Bak doğru söyle diyor. Sana zerre kadar kılına dokunmayacağım diyor. Hiçbir şey de yapmayacağım. Hatta seni azat edeceğim ama doğru söylersen. Ben peygamberim, ne diyorsa o odur. Şu peygambere karşı imana bak ya, teslimiyete bak be. Benim peygamberim ne diyorsa o odur. Üzerinde zerre kadar ne olmaz? Ama diyor 8 senedir yanımdasın diyor. Doğru söyle diyor. Seni azat edeceğim doğru söylersen. 8 sene içerisinde bana ne yaptın? Bana ne ihanet, ne hainlik yaptın? Dikkat et. Diyor ki Hristiyan hizmetçi ama gizli gizli yapmış. Hünkârım diyor, 8 sene boyunca size getirmiş olduğum abdest suyuna çok özür diliyorum, bevlettim. Bevlettim anlıyorsunuz değil mi? Ne yapmış? 8 sene boyunca size getirmiş olduğum abdest suyuna bevlettim. Küçük abdestimi yaptım. Bu şekilde size getirdim. Söz vermişti Yavuz Sultan Selim. Dedemiz, cevaba bakar mısın be? Şu peygamberine karşı, burada şurayı da anlayacağız. Peygamberine karşı olan teslimiyet, inanca ve bunun karşılığını da almış olduğu tedbire bak. Allah'a yemin olsun ki diyor Yavuz Sultan dedemiz. Allah'a yemin olsun ki diyor. Senin getirmiş olduğun hiçbir abdest suyuyla ben abdest almadım diyor. Çünkü ben bilmez miyim ya siz? Benim peygamberim öyle diyor ya. Müthiş ya. Dedeye bak ya. Ya iki şey var burada. Bak yine söylüyorum. Peygamberimizin ifadesine nasıl teslim olmuş ve önlemini de nasıl almış. Şimdi sen çıkacaksın. Bunlar bizim dostumuz. Ya sen ne diyorsun ya? Peygamberim mi daha iyi bilecek? Yaratıcım mı daha iyi bilecek? Yoksa sen mi iyi bileceksin ya? Yapmayalım Allah rızası için ya. Bunların tehlikeleri çok büyük olur. Bak ayetle söyledim, bunların kalplerinden bize karşı, hatta devamı var da sürem yetmediği için kestim. Onlar diyor size karşı olan hırslarından, gadaplarından şu enamil şu parmaklarını ısırmak isterler diyor. O kadar öfkelilerse diyor. Şu kine bak ya. Şimdi Allah böyle diyecek, sen çıkacaksın, onlar bizim dostumuz diyeceksin. Yapma ya, bu kadar olmaz ya. Bu kadar ters olmaz ya, olamaz yani. Rabbim hakkıyla anlatılanlardan en güzel şekilde ders çıkarabilmeyi bizlere nasip eylesin. 31 Aralık tehlikesinden hepimizi, önümüzdeki pazartesi akşamı galiba, salı gününde yine program yapacağız ama daha çok inşallah o akşam bir hafta sonraki programımızı umre ağırlıklı yapacağım arkadaşlar. İnşallah Allah nasip ederse önümüzdeki, bu cumartesi değil ondan sonraki cumartesi, umre yolculuğumuz var. O umreyi biraz size anlatacağız. Ondan sonra da sizden 15 günlük bir helallik isteyeceğiz. Helalleşeceğiz ve müsaade isteyeceğiz. Ondan sonra da o programı da daha çok umre ağırlıklı yapmaya çalışacağız. Şimdi programı kapatıyorum sevgili izleyenler. Lütfen ve keremen Allah rızası için o gece yatsı namazını kılın yatın. Zerre kadar o gün evinize, yani günlük asli ihtiyaçlarınızın dışında bir böyle gram dahi bir şey almayın. Yatsıyı da kılın. Hiçbir şekilde bu geceyle benim uzaktan yakından alakam yoktur deyip yatın aşağı kardeşlerim. Bu şekilde Rabbimize şunu göstermiş oluruz.
Ya Rabbi benim böyle bir isyan gecesinden uzaktan yakından alakam yok. Benim bu insanlarla işim olmaz. Benim yaratıcım sensin. Ben Müslümanım. Müslümanca yaşarım. Müslümanın gerekliliğini yaparım. Bunlara uzaktan yakından ne yaptıklarını yaparım, ne onlara bulaşırım diyerek halimizle de bunu göstererek bu şekilde hayatımızı devam ettirir ve Rabbimize de kendimizi göstermiş oluruz. Rabbim en güzel şekilde kazasız belasız o geceyi Müslümanlar olarak atlatabilmeyi, geçirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Haftaya umre konusuyla tekrar huzurlarınızda olabilmek ümidiyle sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereket.